kalp krizi nedir diye sorumuzu yöneltelim hocam. Kalp krizi hemen hemen yani oran vermek zor ama neredeyse hastaların tamamında bir sinyal verir. Evet. Ama insanlar o sinyali alır mı almaz mı gerek hekimler gerek hastalar. Evet. Öncelikle hastanın alması lazım tabii. Yani bizim aracımız uyarı ışığını veriyor, yağ değiştirme uyarısını veriyor. Biz onu görmediğimiz takdirde elbette bir gün sıkıntıyla karşılaşmak durumundayız. Bazen sinyaller sönük olur, çok silik olur, çok kendini daha az belli eder. Bazen çok daha gürültülü, çok daha net olur. Burada hastanın tam olarak ne olduğunu anlayamadığı sinyal alması halinde işin uzmanına gidip bu sinyalin yorumunu dinlemesi lazım. Bazen yanlış alarm diye değerlendirilir. Hastamız acile gider, hastamız hekime gider. Ama bunun aslında önemli bir problem olmadığını öğrenir, rahatlar ve evine döner. Bu da bir tedavidir aslında. Bir hastanın korkusunun giderilmesi, belki gereksiz bir takım yaklaşımlara girmesinin önlenmesi de aslında bir tedavidir. Evet. Dolayısıyla hastamızın bir belirtiyle karşılaştığı zaman hekimine gidip bu konuda bir danışmanlık hizmeti bir anlamda. Eğer sorun varsa da arkasından tedavi hizmeti almak için hekimler var nihayetinde. Hastaların, polikliniğe başvuran hastaların hepsi hasta olup gerçekten bir hastalık teşhisi alıp bir takım tedavilere tabi tutulmuyor. Çok büyük kısmı önemli bir sorunu olmadığını öğrenip evine dönüyor. En azından o konuda rahat ediyor. Bilgilendirilmiş oluyor.